Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yakışıklı oyuncu Güven Murat Akpınar hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanıyacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorum kısmında da fikirlerinizden bahsedebilirsiniz. Videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Şimdi Güven Murat Akpınar hakkında bilgiler vermeye başlayalım. 25 Kasım 1988 tarihinde Ardahan'da dünyaya gelmiştir. 1,82 boyundadır. Yay burcudur. Aslen Ardahanlıdır. Anne ve babası devlet memuru emeklisidir. Ailesi o çocukken İstanbul'a taşınmıştır. Bu konuyu da şu şekilde anlatmıştır. Annem de babam da devlet memuru olduğundan 13 yıl Kars'ta yaşadım. Amcamlar İzmit'e taşındı. Ailesine düşkün olan babam da tayinini İstanbul'a istedi. Ablamla birlikte daha iyi eğitim görmemizi de istiyordu. İstanbul'da Kartal'a taşındık diyerek anlatmıştır. Güven Murat Akpınar çocukluk yıllarını da şu şekilde anlatmıştır. Oyunculuk sevdası çocukken başladı. Çocukluk yıllarımda Kars'ta oturduğum lojmanın lokalinde arkadaşlarımla tiyatro yapıyordum. Çok kötü bir öğrenciydim ama psikolog olmak istiyordum. 17 yaşına geldiğimde bir anda tiyatrocu olmaya karar verdim. Dershaneyi bıraktım. Babama tiyatro yapacağım dedim. Küstü bana. 2 ay falan konuşmadık. O benim futbolcu olmamı istiyordu. Para kazanırım diye değil, gerçekten beni çok başarılı bulduğu için. Ama her şeyden çabuk sıkıldığım gibi futboldan da sıkıldım. Ama barıştıktan sonra birlikte konservatuvara gittik, sınavlara girdim, kazanamadım. Sistemi öğrenmiş oldum. Kartal Sanat Tiyatrosu'nda 2 yıl geçirdikten sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na alındım diyerek anlatmıştır. Eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde tamamlamıştır. Oyunculuğa ilk adımını ise Bizim Yenge isimli diziyle atmıştır. Yıldızının parladığı proje ise Suskunlar dizisinde canlandırdığı İbrahim karakteriyle olmuştur. Sosyal yaşantısında neler yaptığını ise şu şekilde açıklamıştır. Boş zamanlarımda evde olmayı seviyorum. İhtiyacım yoksa evden hiç çıkmayabilirim. Arkadaşlarımla gece toplanmaya da bayılıyorum. Sohbet ederiz, müzik dinleriz, eğleniriz. Futbol oynamayı da seviyorum ama sakatlanırım, rolüm riske girer diye oynamıyorum diyerek anlatmıştır. Güven Murat Akpınar düşünce yapısını ise şu sözleriyle anlatmıştır. Oyunculuk güdüyle yapılan bir şey. İşin içine sadece kafandaki bilgilerle girince olmuyor. Oyuncunun gönlü yalan söylemeye el vermemeli. Masumiyet, yalan söylememek, uydurma şeyler yapmamak, kendinden çıkmamak, inandığın şeylerden vazgeçmemek demek. Gönlünü korumak demek. Oyuncu hem gönlünü korumalı hem de aklını gönlüne göre çalıştırmalı. Oyunculuk bu yüzden hem bu kadar basit hem de bu kadar zor diyerek açıklamıştır. Mutluluk kaynağını ise şu sözleriyle ifade etmiştir. Kraft tiyatroda İpek Bilgin ile çalışma şansı yakalamaktan mutluluk duyuyorum. Suskunlar bittikten sonra televizyona saçma sapan bir iş yapmamak için bekledim. O süreçte İpek Bilgin bir oyuncu yapıyor. Edition'a gider misin dediler. Tiyatro çok çıplak bir şey. Büyük bir teslimiyet gerektiriyor. Ne yapabileceğimi bilmiyordum ama oyunun ötekileştirme, dışlama, ayırma, sev diyen metnini çok sevdim. İpek ile tanışmayı da çok istiyordum. Edition'a giren son kişiydim. Ertesi gün İpek aradı ve seninle çalışacağız dedi. Kraft tiyatroda başta İpek çok güzel insanlarla tanıştım. Bence iyi hoca olmanın da, iyi oyuncu olmanın da yolu önce iyi insan olmaktan geçiyor. Kraft'ta herkes iyi. Böyle olunca kötü bir şey yapma ihtimali çok zayıflıyor. Çünkü işin içine hile girmiyor. Oyunculuk için insanı bilmek zorundasın.
İpek de bunu çok iyi biliyor. Parmağına kadar çözmüş neyin neden yaptığını. Öyle candan bir yerden söylüyor ki asla üstten değil. Karşına geçip tam doğruyu söyleyince sen de salak değilsen altına dönebilirsin diyerek anlatmıştır. Oyuncunun ilk sinema filmi deneyimi Kadın İşi Banka Soygunu isimli filmden olmuştur. Aşk hakkında da şu şekilde konuşmuştur. Tutkulu bir aşığımdır. Hayatta neyi sevsem tutkuyla severim. Aşkı bulmak zor. Aşktan daha kıymetli bir şey yok. Turgut Uyar'ın şu dizelerini çok severim. Aşk bir suçlamadır. Sonuna kadar yaşanmışsa diyerek anlatmıştır. Meslek hayatına bakış açısını ise şu sözleriyle özetlemiştir. Mesleğimin en sevdiğim yanı farklı karakterlere bürünüp onlara hayat vermek. Oyunculuğun en çekilir yanı kendinizden kurtulup kendi şeylerinizden başka insanların kalbine, ağzına, beynine girmenin keyfi. Keşfi diyebilirim kısaca. En çekilmez yanı ise bir süre sonra gerçeğin hangisi olduğunu karıştırmak ve kalbin, aklın acayip yorulması. Eğer gerçekten oynadığınız kişinin kalbini, aklını görünür kılmak istiyorsanız diyerek ifade etmiştir. Kariyer planlaması hakkında da şu şekilde konuşmuştur. Yaşadığım sürece oyunculuk yapmak istiyorum. Müziği de çok seviyorum. Müzikle alakalı çalışmalarda da bulunmayı istiyorum. Rakı sofralarında bana hep türkü söyletirler. Albüm hayalim yok ama bir barda arkadaşlarımla müzik yapmayı çok istiyorum. Bir enstrüman çalabilmeyi de çok isterim. Yazmakla da aram iyi. Hayallerim arasında güvendiğim dostlarımla birlikte bir tiyatro kurmak da var diyerek açıklamıştır. Sette onu unutamadığı bir anısını ise şu cümlelerle ifade etmiştir. İlk edition'ımı hatırlamıyorum ama en güzellerini hatırlıyorum. Faruk Teber ile olanını unutmam. Nasıl çekeceğini anlatmak için kalkıp sahneyi oynadığı bir an vardı. Sonra beraber Adana ve Urfa'ya gittik. Zeynep Günaytan ile sadece oynadım. Sadece izledi. Beğenmek beğenilmekten ziyade o izlerken ben de oynarken sahiden tanışmış ve birbirimizi sevmiş olduk. Şimdi de yan yanayız. Ve İpek Bilgin ile olan ilk tiyatro edişimi da unutamam. Garaj oyunu için gitmiştim Kraft Tiyatro'ya. O zaman Fındıklı'daydı çatı katı. Dördüncü kata çıktım ve kapıyı açtım. Cam bir kapı. Bir adam bana ayakkabılarınızı çıkarın öyle gelin dedi. Allah Allah ne ilginç bir tiyatro diye düşünmüştüm. Çıkardım ayakkabılarımı ve edition için geldiğimi söyledim. Burası yoga salonu, tiyatro üst katta dediler. Yukarı bir koşuşum var ki ayakkabılarım da hala elimde tabii. Sonra 2,5 yıl boyunca Enis Arıkan'la garaj oyununu oynadık. Çok güzeldi diyerek ifade etmiştir. Bugüne kadar sette yaptığı en komik hata ise araba kullanmayı bilmeden taksiciyi oynadığı Bizim Yenge dizisindeki sahneler. Daha beter bir hatam olmamıştı. En son çekimde 6 kişi otomobili itiyordu. Ben de şahane taksi sürüyormuş gibi kapıyı açıp oynuyordum diyerek ifade etmiştir. Bugüne kadar yaptığı en büyük çılgınlığı nedir diye sorulduğunda ise şöyle yanıt vermiştir. En büyük çılgınlığım okulu, evimi ve ailemi bırakıp dünyanın gökyüzüne en yakın köyü olarak nitelendirdiği Ardahan'daki Hoşret'e kaçmaktı. Karlar içindeydi. O köy evinde tek başıma kalmıştım. Unutamam diyerek ifade etmiştir. Gelecekteki hayalinden ise şu şekilde bahsetmiştir. Annemle babam emekliliği Didim'de geçiriyorlar. Param olunca ilk hedefim anneme ev almak. Bir de Ardahan'daki köyümüze ev yaptırmak istiyorum diyerek ifade etmiştir. Sektördeki kaygılarından ise şöyle bahsetmiştir. Dizi sektöründe artık her şey çok fazla paraya bağlanmış durumda. Bu iş bu kadar paraya bağlanamaz. İçine güzel bir kadın ya da yakışıklı bir adam yerleştirmek yetmiyor dizileri kurtarmaya. Senaryo çok önemli. Dizi sektöründe kimse kimseye acımıyor. Ürün olduk resmen. Çamaşır suyu gibiyiz diyerek dizinin işleyiş sistemini eleştirmiştir. Güven Murat Akpınar hakkında bilgiler verdik. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.